bir antik kente gittiğimizde o antik kente binlerce yıllık birikmiş problemle karşı karşıyayızdır. O güne kadar hiç kimsenin aklına gelmeyen sorunlar, hiç kimsenin görmek istemediği sorunları biz görürüz. Hiçbir zaman şunu demedim, bırakıp gideceğim hiçbir zaman demedim. Belki karakter olarak da bana uygun değil bırakıp gitmek. Çünkü hiçbir zaman da bırakıp gitmedim. Merhaba, Hafir ya da Kazı Başkanları programında bugün Akdağların yamacındaki muhteşem kent Tulos'tayız. Tulos Antik Kenti'ni uzunca bir zamandır Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Taner Korkut kazıyor. Bugün Tulos'ta Taner Hoca ne işler yapıyor hep beraber izleyeceğiz. Taner Korkut 1968 yılında Of'ta doğdu. Trabzon Of'ta doğdu. Daha sonra ilk orta lise eğitimini Sürmen'de tamamladı. 1986 yılında Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde klasik arkeolojiye başladı. 90 yılında arkeoloji bölümünü bitirdikten sonra hızlıca askerlik eğitimini tamamladı ve Almanya'da doktoraya gitti. Almanya'da Philips Üniversitesi'nde, Marburg Philips Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı. 99 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde. O gün bugündür Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ve Likya bölgesinde arkeolojik araştırmalara devam ediyor. Taner Korkut'un kazılarla tanışması da üniversitenin ilk yıllarında oldu. Çok sayıda projede görev aldım. Öğrenciyken de, işte hocayken de. Önce Kizikos'ta başladım. Kizikos arkeolojik kazılarına çalıştım. Silyon'da çalıştım. Ama en büyük zamanımı Patara'da geçirdim. Patara kazılarında geçirdim. Daha doğrusu Almanya'dan döner dönmez 99 yılında hemen ekibe dahil oldum. Orada çalışırken Tulos'a da gidip geliyordum. Tulos ekibinde de çalışıyordum. 2009 yılından itibaren artık zamanımı tamamen Tulos'ta geçirmeye başladım. Tulos Kazı Başkanı oldum. Ve o gün bugündür de devam ediyor Tulos Kazı Başkanı. Benim babam turizmci idi. Şu anda emekli. Tabii 80'li yıllarda Türkiye'de bütün babalar, anneler de olduğu gibi onlar da benim işte doktor olmamı, mühendis olmamı daha çok istiyorlardı. Hatta lise eğitimimde bile fen grubundaydım lisede ve fen grubu mezunuyum. Dershaneye lise sonunda gönderildim. Ama çocukluğumda babamla çok gezdim. Babam 60'lı yılların sonundan itibaren Avrupa'dan gelen bu kültürel turları organize ediyordu ve onun şirketi uzun yıllar bu işi yapıyordu. Ve ben çocukluğumda babamla çok arkeolojiyi bilmeden çok gezdim. Karadeniz'de malumdur, hele Doğu Karadeniz'de hiç böyle antik kent göremezsiniz. Ama ben pek çok antik kenti babamla görmüştüm. O benim böyle beynimin bir tarafına yer etmişti. Üniversite sınavına girdiğimde bütün tercihlerimi gizliden ilk üç tercihim arkeolojiydi. Söylemedim tabii bizimkilere. Ama bir iyilik yaptım, en yakındakini tercih ettim. O zaman İstanbul'da, Ankara'da okuma imkanım vardı ama ben Erzurum yakın olduğu için Erzurum'u tercih ettim. İki de tercih etmişim, iyi bir ekiple tanıştım. Arkeoloji aslında merakı çocukluktan geldi ve ileriki yaşlarda da pekişti diyebilirim.
Hocam stadyuma gelmişken ben biliyorum yani sizi uzun yıllar tanıdığım için burası sizin için özel bir yer. Bu stadyumun da hani niye özel bir yer onu da iki kelimeyle söylerseniz mutlu olurum. Aslında biz stadyumdayız. Adı stadyum, tek taraflı oturma tribünü var ama burası çok özel bir yer. Şu anda üzerinde olduğumuz zemin Roma dönemindeki bir zemin. Evet burası stadyum gibi kullanılmış ama burada tüm Likya'nın Kroneia şenlikleri, Kronos, Tanrı Kronos adına düzenledikleri şenliklerin burada organize edildiğini biliyoruz. O bakımdan özel bir yer. Aynı zamanda kült merkezi, aynı zamanda bir stadyum. Ama daha da özel kılan çok daha öncesinde işte Kalkolitik çağa kadar günümüzden 8000 sene önce burada bir yerleşim de vardı. Sonraki dönemlerde burası düzleştirildi ve stadyumun altında kaldı. O bakımdan da önemli ve ileride burada çok büyük bir projelerin organize edileceğini, kazı çalışmalarının organize edileceğini, belki de Likya'nın gizli kalmış karanlık tarihini buradaki bulgularla biz çok daha iyi bir seviyeye getireceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir hikaye var. Homeros, İlyada Destanı'nda doğuyla batıyı karşı karşıya getiriyor ve büyük bir savaştan bahsediyor. Sebebi her ne olursa olsun o destana göre biz o savaşa katılan doğulu ve batılı halkları biliyoruz. Ve bu savaş da aşağı yukarı geç Tunç Çağı dediğimiz M.Ö. 2. binin 2. yarısında gerçekleşiyor. Ve bu savaşta Likyalılar neredeyse başroldeler, aktörler. Likya kralı Sarpedon bütün bu doğulu grubu temsilen ön saflarda savaşıyor. Böyle bir anekdot var. Ama maalesef bilim ondan sonra geçen bu süreyi, erken demir çağı dediğimiz süreyi bu topraklarda yok sayıyor. Bu kültür, bu halk bu topraklarda yok. Ve hatta bazı antik kaynaklarda da belki bir propaganda gibi bu erken dönemlerden yazılmış gibi. Bu topraklarda yaşayan halklar buralara dışarıdan gelmiş, yerleşmişler ve bu kültürün yaratıcıları yerli halklar değiller. Biz bununla büyüdük, bununla yetiştik. Ben Tulos Kazı Başkanı olduktan sonra daha ilk sene Tulos kent merkezinde yapmış olduğum kazılarda klasik çağ ötesi, arkaik çağ, geometrik çağ, erken demir çağ yani birinci binin, milattan önce birinci binin başlarına kadar ve ikinci binin de ortalarına kadar bu bahsettiğim yani Tunç çağını, geç Tunç çağının katman katman stadyum düzlüğünün altında kazma şansım oldu. Sadece öyle çanak çömlek değil, mimarisiyle, bütün buluntularıyla yani bir yerleşim arkeolojisinin verebileceği ne varsa ben bunları gördüm orada. Ve 2009'da X bir sempozyumda bunları sunduğumda yurt dışında bana yalancı da dendi. Bu yalan söylüyorum. Gerçek söylüyorum. Bana yalancı da dendi. Veya o buluntuları benim başka yerden getirip oraya attığım da söylendi. 2009'da oldu bu. 2010 yılında biz tabii bunu geliştirdik. Daha fazla buluntu ele geçince o bizi eleştiren batılı meslektaşlarımız susmaya başladılar. Yani o ithamlarından vazgeçtiler. Biz aynı anda bu Tulos Stadyumu'nun zeminin altında kazılar yaparken yakınımızda yine Tulos'un teritoriumunda Girmeler Höyük'te kazı yapmaya başladık. Aslında Girmeler hep mağara olarak anılıyordu o zamana kadar. İki karstik mağara ama mağaranın önünde aslında bir höyük vardı. Bu höyük yakın zamanda tahrip edilmişti. Biz höyüğün son kalan katmanlarını kazmaya başladık. Ve oradaki çalışmalarla da bizim Tulos'ta ulaştığımız bu verileri desteklemeye başladık. Yani Tulos'ta ulaştığımız işte en erken veri 6. bin, milattan önce 6. bin. Yani erken Kalkolitik çağ, Girmeler Höyük'te, geç Kalkolitik çağ, orta
erken ve epipaleolitik dönem, mezolitik dönem, yani şimdi 15 bine kadar geri gittik. Yine burada 2010 yılında çalışırken o prehistorik katmanlarda hemen Tulus'un güneyinde bir başka yerleşim daha, Tavabaşı mağaralarını gittik, inceledik ve orada da gördük ki neredeyse Girmeler Höyük'te gördüğümüz kronolojiyle paralel, yani Likya bölgesinin dip tarihini aydınlatacak çok sayıda verinin aynı anda üç ayrı merkezde ortaya çıktığını, gün ışığına çıktığını gördük. Bu çok sevindirici, çok mutlu edici bir durumdu. Son tahlilde işte en son 2023 yılını, yani bu yılın Temmuz ayında Almanya'da sunmuş olduğum bir konferansta artık o olumsuz görüşlerin hiçbirini duymadım ve herkesin şaşkınlıkla bu yeni verileri dikkatli olarak dinlediklerini gördüm. O 2009'da 2023 arasında çok büyük bir değişim oldu. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Türk arkeolojisi için çok büyük bir mutluluk. Anadolu tarihi için büyük bir mutluluk. Çünkü artık bazı prehistoryacı meslektaşlarımız şöyle diyor. Girmeler Höyük için Batı Anadolu'nun Göbekli Tepesi. Bu güzel bir geldiğimiz seviye aslında. Taner Hocam, bayağı böyle hummalı bir çalışma var. Şu anda bu tiyatroda ne yapılıyor, bize bir anlatabilir misin? Tulos Tiyatrosu'ndayız. Tulos Tiyatrosu'na geçen sene Aralık ayında restorasyon çalışmalarına başladık. Muğla Valiliği desteğinde bütün personel ve restorasyon giderlerini Muğla Valiliği karşılıyor. Ne güzel. Ve kısa bir zamanda... orijinal malzemeyi de kullanarak oldukça iyi bir yol aldık. Neredeyse birinci kavyanın yarısını geçmiş bulunmaktayız. Yöntem şu, şanslıyız. Tüm tiyatronun orijinal malzemesi yerli yerinde duruyor. Evet, çok büyük şans. Evet, tabii. Depremlerde dalgalandı, kimisi yerinden kaydı. Uyguladığımız yöntem yukarıdan başlayarak her bir oturma sırasını yerinden kaldırıp, numaralandırıp kaldırıp yana alıyoruz. Daha sonra yataklarını düzleştirip tekrar orijinal yerine koyuyoruz. Neredeyse bir tane blok hariç sıfır yeni malzeme kullanıyoruz. Yani iş bittiği zaman da en son milattan sonra 2. yüzyılın sonunda yapılmış bu tiyatro. O evresini tekrardan kullanıma açmış olacağız. Kullanıma açacaksınız. Burada da orkestrada da bu detayları kaldırdığımız her bir bloğu buraya alıp müdahale edilmesi gereken taşlar oluyor. Kimisi kırık, çatlak, derz olgusu yapıyoruz, yapıştırma yapıyoruz ve onları sağlamlaştırıyoruz ki tekrardan bu malzemeyi yerli yerinde kullanabilelim. Benim de sevdiğim bir restorasyon tarzı, yani orijinal malzemeyi kullanarak, ama şansınız da var ki hakikaten bütün malzeme burada. Deniz kıyısında olsaydın onlar herhalde gemilere yüklenip bir yere götürülmüş olurdu. Evet, bizim de öyle malzememiz var. Sahne binasının girlantı filizleri, o yıkıntının altında kalmış olan heykellerimiz de vardı. Onlar Fethiye Müzesi'nde bugün sergileniyor. Bu büyük depremde hepsi olduğu yere yıkıldığı için gözükmez haldeydi. Biz bunları kazılar esnasında çıkardık. Onun için herhangi bir yere gitmediler. Bu demek değildir ki, yani restorasyon aslında... aslında uygun yapmak önemli olan, işte bir sürü kriterler var. Örneğin Venedik tüzüğüne göre restorasyon daha çok tercih ediliyor. Mecbur kaldığımız yerler de var. Yani ileriki aşamada bu özellikle analema duvarları çok büyük. Yani girişlerin olduğu duvarlar çok talep olmuş. Onların olduğu yerlerde yeni bloklar, yeni imaratlar yapmak zorundayız. Hatta onunla ilgili şey de var. Bizim bu burada kullanılan iki türlü malzeme var. Bir kireç taşı,
Bir de konglomera dediğimiz o yerli breş taşı var. Hatta onunla ilgili ocak da bulduk. Aynı malzemeyi üretiyorlar. Yani neredeyse kimyasal analizlerde birebir örtüşen malzeme. Yani yabancı bir malzeme kullanmamış olacağız. Ben Ozan Usanmaz, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde araştırma görevlisiyim. Tiyatronun sahne binasının önündeki dolgu toprağı alıyoruz, dolgu toprak kazısı yapıyoruz. Meclis binasında çalışmalarımız oldu, bazilikada çalışmalarımız oldu. Yine restorasyon ve kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Yağmur Derici, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Yaklaşık olarak 1,5-2 senedir TLOS'ta bulunuyorum çalışmalarda. Alan yönetimiyle ilgili alanın nasıl kazılacağı, nasıl yönetileceği, çalışma arkadaşlarımızla ilgili konuşmalar yapıp arabalardan çıkan eserlerin belgelenmesi, fişlenmesi tarzı şeyler yapıyoruz burada. Bu yüzden de bu çalışmaların içinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz için de mutluyuz. Adım Ömer Güzel. 2012'den beri TLOS'ta kazılarda çalışmaktayım. Taner hocamızın yönetiminde. Her türlü restorasyonunda olsun, sontaj kazılarında böyle toprak aktarmasında her şeyde çalışıyoruz. Mutluyum, gururluyum. Bu TLOS kentinin köyümüzde olması bizim için çok değerli. Çıkan her eseri çok dikkatli şekilde çıkartıyoruz zarar vermeden. Ben Doçent Doktor Çilem Uygun, TLOS Kazı Başkan Yardımcısıyım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. TLOS'ta lisans öğrenciliğimden beri görev alıyorum ve burada akademik yaşantımla birlikte buradaki çalışma sürecimde devam ettim. Kazıda neler yapıyoruz diye soracak olursanız, araziden çıkan küçük buluntuları tasdif ve belgelemelerini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki önce onları topraktan arındırıp temizliyoruz. Onarımları gerektiğinde onları uzman restoratörlerimiz onarımlarını yapıyor. Bizler ise yayına yönelik olarak artık o objelerin değerlendirmesini yapıyoruz. Ve objeler bize ait oldukları dönemle ilgili bilgi vermeye hazır hale geliyorlar. Tiyatro sahne binasının batı düzlüğündeki alanı temizlerken çok sayıda yazıtlı blok ortaya çıktı. Ve biz bu blokların çevirisini yapmak için Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri bölümünden aynı zamanda kazının da epigrafı Doçent Doktor Ertan Yıldız hocamızı buraya davet ettik. Ve o bugün bizimle beraber arazide bu yazıtların belgeleme çalışmalarını yapacak. Evet, Ertan Hocam bize hep soruyorlar yani siz arkeolojide Yunanca okumadınız mı diye. Evet, iki sene okuduk Yunanca ama hani antik Yunanca'yı bilmekle epigrafi dediğimiz ilim yani baştaki yazıyı okumak ayrı bir şey. Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz hem de bu yazıtla ilgili? Elbette veririm. Önce epigrafi nedir onu hemen kısaca tanımlayayım. Grafo yazıyorum, çiziyorum demek Yunanca'da. Epi ise bir şeyin üzerine demektir. Epigrafi yani üzerine bir şeyin üzerine yazmak demektir. Bizim işlerimiz bu özellikle kazı başkanımız Taner Korkut'un başkanlığı yürütülen burada. Ben de epigraf olarak çalışıyorum. Buradan çıkan yazıtlar üzerine hem okumaları hem de değerlendirmelerini yapıyoruz. Epigrafin için önemlidir çünkü 2000 yıl önce bazı eserler eğer parşümün üzerine yazıldıysa değişebilir kopyalar aracıyla. Ama bu şu anda daha çok kısa bir süre önce burada kazılar sırasında bulunan bu yazıt 2000 yıl önce ne yazıldıysa günümüze kadar aynen öyle geldi. Bu yüzden çok önemli bir belgedir epigrafik metinler. Peki şimdi sizin sorunuza gelelim, burada ne yazıyordu? Bu yazının şeyde üst kısmı eksik çünkü daha doğrusu kitabenin bu kaidenin üst kısmı eksik. Çünkü şurada genetius bir şekilde başlayan bir kısım var. Yukarıda şunun zamanında oldu diyecektim. Ama ben size hemen bunun kısaca bir tercümesini de yapayım. Burada şurada Tloes, Aurelius, Caecilianus isminde birisi var.
Tuloslu Aurelius Calcilianus. Bu kişi aynı zamanda Gaius Licinius Epafroditus'un da oğluymuş. Peki nedir bunu önemli kılan da bu tiyatronun girişine bu epigrafik belgeyi buraya koydular? Devamında bunu görüyoruz aslında. Çünkü şöyle söylüyor. Bu kişi hem Pınarlı, Pinarius Caetiloeus hem de Tuloslu. Şurada diyor ki Nekizas, yani zafer kazanan kişi. Neydi kazanmış? Endoxos Kai Geneon Pygmen. Burada yapılan boks müsabakasında birinciliği elde etmiş bu kişi, bizim Calcilianus. Ve bu yüzden ona aynı zamanda Tulos vatandaşlığı verildiği gibi getirip burada muhtemelen bu yazıtın tarihi milattan sonra 250'li yıllarda, yani 3. yüzyılın ortası gibi olması gerekiyor. Haf karakterinden bir de Constitutio Antoniniani diye bizim tarihlemeden dolayı. Ve tiyatronun içinde bu müsabaka olmuştu ve buraya bu kaydı buraya getirilip yerleştirilmiş ve olağanüstü burada endoksos, yani şanlı bir şekilde bu müsabakayı kazanmış. Devamında da ente lamprotate tloeon polei, Tulosların şanlı kentinde ve metropolei tu Lykion etnos, Lykya birliğinin metropolisinde bu müsabakanın, yani bu festivalin düzenlendiğini söylüyor. Hocam tiyatronun önünü açıyorsunuz. Burada bulduğunuz malzemeyi nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi kazılar esnasında ortaya çıkan malzeme tasnif ediliyor. Önce arazide işte seramik, metal, cam gibi veya taş malzeme gibi. Daha sonra kazı evine götürülüyor. Orada bazı işlemlerden geçiriliyor. Yıkama, kurutma, temizlik işlemleri. Metal eserler laboratuvara gidiyor. Orada arkadaşlarımız metal eserleri, işte sikke gibi temizliklerini yapıyorlar. Mekanik temizlik yapıyorlar. Seramik eserler işliğe gidiyor. Orada gruplandırılıyor. Manuel çizimleri yapılıyor. Manuel çizimlerden sonra onların dijital olarak arşivlenmesi, dijital arşive atılması gerekiyor. O işlemler yapılıyor. Ve her bir eserin bir envanter fişi oluşturuluyor ve kayıt altına alınıyor. Yani her bir esere bir numara veriliyor aslında. Ve nerede bulundu, onunla ilgili bütün özellikleri daha sonraki aşamalarda her alandan bilimci rahatlıkla çıkarıp onları değerlendirebiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize Tulos gibi bir muhteşem kenti çok güzel gezdirdiniz. Kazılar hakkında bilgi verdiniz. İşiniz zor, size kolaylıklar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum size. Bu sıcakta geldiniz, zahmet verdiniz, çekim yaptınız. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Bir gencin bilinçli olarak arkeoloji eğitimine başladığı gün, o gün hayatı değişiyor diye düşünüyorum.